Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. CZ'nin yaptığı son açıklamalar üzerine konuşacağız arkadaşlar. CFTC davası devam ediyor. CFTC'nin açtığı dava sonrası Binance CEO'sundan açıklamalar gelmeye devam ediyor diyor. Bakalım. ABD'de CFTC dünyanın önde gelen borsası Binance'a düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 27 Mart 2023 tarihinde dava açmıştı. CFTC açtığı bu davada kripto para borsası Binance'in CFTC'ye uygun şekilde kaydolmadığını, bazı yükümlülüklerden kaçtığını ve federal yasaları içe saydığını iddia etmişti ki evet, iddialar doğru. Ülkemiz dahil olmak üzere farklı ülkelerde de Binance benzer faaliyetler gösterdi arkadaşlar. Bunların başında tabii ki kaldıraçlı işlemler bulunmak suretiyle yatırımcıya bir takım bile isteye borsa üzerindeki zafiyetler üzerinden bunu sundu. CFTC Başkanı Behnam, Binance'ın yıllardır CFTC kurallarını ihlal ettiğini altını çizerek şu açıklamalarda bulundu. Bugünkü yaptırım eylemi CFTC'nin Amerikalı yatırımcıları korumasını engelleyecek hiçbir konum eksikliği olmadığını göstermektedir. CFTC Başkanı Rostin Behnam. Tabii buradaki genel durum arkadaşlar, yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerde bulunması, CFTC'den bir lisans alınmamak ve başvuru yapılmamak suretiyle yasa dışı sayılabilecek şekilde ülkede faaliyet gösterme durumundan geçiyor. CFTC Başkanı Rostin Behnam açıklamalarının devamında söz konusu bu yaptırımın sektöre yapılan genel bir uyarı olduğunu belirtti. Dünyanın önde gelen borsası Binance'a açılan bu dava sonrası kripto para piyasalarında da büyük düşüş yaşandı. Ani olarak yaşanan o düşüş 26,5'lara kadar bir geri çekilmeye tekabül etti, hatırlarsınız ki. Şu an Bitcoin 28,5 dolaylarındaki direnci denemeye devam ediyor. Fakat başarılı olabilme ihtimali düşük arkadaşlar. Çünkü mevcut hacim buna yeterli şekilde durmuyor ki kırılım için dediğim gibi yeterli bir işlem sayısı ve genel talep aktivitesi yok. Aynı zamanda aylık kapanış da şu an çok yaklaştığı için arkadaşlar, burada önümüzde hatta artık neredeyse bir gün kaldı bile diyebiliriz. Aylık kapanış yaklaştıkça yatırımcının tedirginliği, talebi de gitgide azaltacaktır. Ayrıca piyasanın tamamına diyor tabii konuyla alakalı diğer borsaların hemen hepsine de arkadaşlar, yani piyasadaki tüm borsalara da bunun üzerinden bir uyarı çekiyor. Diyor ki siz de bunları yaparsanız size de bunu yaparız demeye getiriyor. Zamanında BitMEX de aynı sıkıntıyla karşılaştı. Kripto para borsası Binance'a açılan dava sonrası Binance CEO'sundan açıklama geldi. Bu ihbarın gerçekleri yansıtmak konusunda eksik kaldığını düşünüyoruz ve ihbardaki birçok konuya katılmıyoruz. Tüm açıklamalar zamanla gelecek fakat şimdilik önemli noktalara değineceğiz. Binance regülatörlerle tamamen işbirliği içinde. Sadece bu konularda görevli çalışan sayımız 750 ve bu çalışanlarımızın birçoğu hukuk ve regülatörler konusunda tecrübeli. Hem ABD hem de dünyadaki tüm regülatörlerle işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Bu konuyu önemsiyoruz diyor Binance. Şimdi biliyorsunuz gün içinde farklı isimlerden de yorumlar geldi ki ben de onlara katılıyorum. Binance'ın ve CZ'nin yaptığı açıklamaları yeterli bulmuyorum arkadaşlar ve aksi delil olabilme hususunda yeterli açıklamalar olarak görmüyorum. Binance CEO'su açıklamalarında dünyada en fazla lisans kayıt işleminin Binance'ın elinde bulunduğunu, bu sayının 16 olduğunu açıklamalarını ekledi ve devam etti. Binance ailesi olarak mükemmel olmayabiliriz ama alanımızda sektörün iyisiyiz ve bu konuda sürekli olarak çalışıyoruz. Regülatörlerle ve hükümetlerle tüm sorunlarımızı dostane bir şekilde çözmek istiyoruz. Her zaman kullanıcılarımız için en iyisini hedefliyoruz. Binance diyor. Birincisi Binance evet iyi, teknik açıdan iyi, güvenli ve güçlü bir borsadır arkadaşlar. Ama buradaki durum odur ki bu yasa dışı hareketler yapma konusuna bir antitez değil. Evet güçlüsün ama yanlış bir şey yapıyorsun. Yani bunlar aynı şeyler değil. Kaldı ki en çok lisansı bulundurma konusu da konuya dahil değil. Adam diyor ki ya sen istiyorsan Dünyanın her yerinde senin lisansın olsun. Bir tek bizde lisansın olmasın. Ama senin bizden lisansın yoksa sen bunu burada satamazsın. Dava dosyasında yeni detaylar kamuoyuna yansıdı. Dava dosyasında Zanu'nun Signal yazışmaları bulunuyor. CFTC Binance'ı sıkıştırmaya devam ediyor. Dava dosyalarında Binance CEO'su CZ'nin VIP müşterilerle Signal üzerinden iletişime geçtiği ve uygulamada VPN kullandığı da belirtildi. CFTC Binance'ın yöneticilerini denetleme noktasında başarısız olduğunu iddia ediyor. Tabii ki ne diyor? CZ burada doğrudan bu yasa dışı hareketler yapılırken bizzat Signal üzerinden işte diğer yatırımcılara vesaire akıl veriyordu bunun yapılmasına dair ve kendisi de diğerleri de VPN kullanıyordu kaçabilmek amacıyla arkadaşlar. Zao'nun şahsi telefonundan alınan Signal mesajlaşmaları ve grup sohbetlerinin otomatik silinmeye ayarlanmış olanlar kamuoyuyla paylaşıldı. CFTC dava dosyalarında Binance CEO'su Zao'nun Binance çalışanlarına ABD müşterileriyle iletişim kurmak için Signal'ı kullanma talimatı verdiğini belirtti. Yani kendisi kaçabilmek için arkadaşlar ortada kaçıştan kasıt burada yasalardan kaçabilmek ve kendisi belirlenememek amacıyla siber anlamda ne yapıyor? Signal üzerinden gelen hareketler aynı zamanda VPN kullanımıyla bu şekilde bir kaçış stratejisiyle hareketlerine devam ettiği iddiadır. Fakat dediğim gibi bu bir iddia arkadaşlar. Bunun şu anda doğruluğu ya da yanlışlığı henüz bilinmemektedir. Mahkeme genelinde bütün bunlar göz önünde bulundurulacaktır. Binance CEO'su CZ, CFTC kapsamında senatörlere gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaştı. Binance CEO'su CZ, CFTC'nin Binance şikayeti kapsamında 2 hafta evvel ABD'li senatörlere yolladığı mektubu kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu mektupta Binance'ın kuruluşu ABD yasalarına uyumda gösterdiği çaba, güvenlik ve şeffaflığa verdiği önem detaylıca ele alınıyor. Kripto para borsası Binance 16 Mart 2023 tarihinde Elizabeth Warren, Van Hollen ve Roger Marshall'a yönelik yazmış olduğu mektubu kamuoyuyla paylaştı. Binance bu mektubu yazma sebebi olarak 3 senatörün borsa hakkında ortaya attıkları iddiaları gösterdi. Bu da bir antitez değil çünkü olay zaten şuydu. Yani resmen konuşma şu oldu. Bunlar dedi ki siz kara para aklıyorsunuz. Bize belli başlı şeyleri verin, işte dosyaları verin. Binance tarafı da bunları vermedi arkadaşlar. Vermemekte haksız değillerdi ama bunun buradaki kullanımı bir antitez değil. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.